Arkadaşlar merhaba. Doğaç Otomotiv'in bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun, şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik, buna nakit döndürme süresi de dahil. Sevgili arkadaşlar, şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için bir yıl öncekine değil de bir önceki çeyreğe kıyaslamak sanki daha doğru olur gibi. Sevgili arkadaşlar, nakit döndürme süresi bir önceki çeyrekle uzamış. Yani bu pek hoşumuza giden bir şey değil. Net işletme sermayesinde açık oluşmaya başlamış. Gördüğünüz gibi bu da çeyreklikte tabii. Bu da hoş bir şey değil arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç 6 milyar 384 milyondan 9 milyar 969 milyona yaklaşık 3 milyar 300 milyon gibi bir artış olmuş. Şirket borçlanmış. Reel anlamda evet, reel anlamda da artmış arkadaşlar. Öz kaynakların 19,5'ine yükselmiş. Çok büyük bir oran değil ama yükselmiş sonuçta. Nakit akışlarındaki olumsuzluk devam ediyor. Bir önceki çeyrek gibi biraz toparlasa da hala devam ediyor. Bu iki türlü olur. Ya veresiye satarsın, yaptığın kar kasaya girmez veyahut da karların fiktif olur. Kağıt üzerinde yeniden değerlendirme gibi. Burada da kasaya para girmez. Nakit akışları onun için olumsuz olur. Herhangi bir yatırım yapmış mı diye bakalım arkadaşlar. Rutin dışına çıkan ekstra bir yatırım. Evet, ekstra bir yatırım gözüküyor ama stoklar azalmışsa stok artışından da kaynaklanıyor olabilir. Bakalım stoklarımız artmış mı? Evet, stoklarımız artmış. Stok artışı hem kötü hem iyidir. Bu şirket için stokların artması işlerin pek iyiye gitmediği, araba satışlarının pek iyiye gitmediğini gösterir. Sevgili arkadaşlar, yani bu şirkete özel bir şeydir. Stoklar artıyorsa işleri iyiye gitmiyordur demek arkadaşlar. Ha, azalması mı iyi? Yok, yani stabil kalması lazım. Normalin üstünde bir stok artışı olmaması lazım. Artmış yani. Net yabancı para pozisyonu arkadaşlar bir önceki çeyreğe göre bir hayli artmış. 3 milyar 477 milyonun eksi de. Bu da öz kaynakların %6,8'ine denk geliyor. Çok büyük bir oran değil ama doların yukarı gidişi hafif böyle etkiler ama çok da değil arkadaşlar. Zaten aldığım mallar da dolar bazlı değer kazanacak. Yani çünkü otomotiv satıyor. Yani onlar da dolar bazlı değer kazanır. Evet, şimdi buraya kadar anlattık. Ben etkinlikleri beğenmedim arkadaşlar. Bakalım faaliyetler nasılmış. Evvela hasılattan başlayacağız. Şöyle bir 10 çeyrek geriye gidip bakalım. Şu öz kaynaklarıyla yaptığı satış oranını görüyor musunuz? Son 3 çeyrekteki rakamlara bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir geçmişe nasıl bir azalma var değil mi? Evet. Maalesef öyle. Evet. Şimdi hasılattan başlayacağız. Onu da yine bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağı ile %86,78 oranında, pardon, 86,8 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 76,3'e yaklaşık 10 puanlık bir azalma olmuş. Bakalım fabrik ne olmuş? Yani hasılat azalmış da fabrik belki artış olmuştur. Fabrik'e bakalım. Ooo. Fabrik da 11,49'dan 4,62'ye gerilemiş. Net kâra bakalım. Net kâr 4,75'ten 0,57'ye gerilemiş. Yani faaliyetler iyi değil. Hasılat azalmış, fabrik azalmış, net kâr azalmış. Yani bir önceki çeyrek net kâra bakar mısınız? 2 milyar 460 milyon net kâr yaparken şu anda bu oran 280 milyona gerilemiş. Ertelenmiş vergisi var. Evet, 429 milyonda ertelenmiş vergisi var. Bunu da üstüne eklerseniz arkadaşlar ciddi bir zarar olur yani. Zarar olur, kâr olmaz yani. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Bir sonraki son çeyrekte göreceğiz. Çeyreksel olarak öz kaynaklar küçülmüş, büyümemiş. Sevgili arkadaşlar değer kaybı yaşamış 1,61 milyonla yeniden değerlendirmeden muhtemelen parasal pozisyondan kayıp yaşamıştır şirket. Sevgili arkadaşlar bunun da negatif etkisi olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllıkta her iki çeyrekle kıyaslayacağız. Geçen yıl bu zamanlar %218 büyüyen şirket şu anda 133,9'a düşmüş. Bir önceki çeyrekte 135'miş. Bir öncekinden hafif geride ama geçen senekinden oldukça geride arkadaşlar. Şöyle baktığımızda son 7 çeyrektir. Şu yıllık öz kaynak büyümesine baktığında burada da bir aşağı doğru eğim zaten kendini
Bellediği gösteriyor. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 1.32. Şu anda 4.38, en düşüğünün 3.31 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.73, şu anda 0.89, o da en düşüğünün 1.22 katı. Halka açıklık oranı 34 ama şirket kallavi bir şirket. Yani şirketin halka açıklık kısmını tamamen almak için 15 milyar 742 milyon gibi para lazım. Bu da ciddi bir paradır arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatımız 371.77, zirvesinden %44.21 aşağıda. Bir yıl önce bunu 285 lira 25 kuruştan alan arkadaşımız da %27 aşağıda. Bir de enflasyon darbe vurdu tabi biliyorsunuz. Varın siz düşünün ne kadar zararlı oldu. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi şu. Daha doğrusu şirketin getirisiyle alternatif getiri, faiz getirisini ölçeceğiz. Şirkete bir değer biçeceğiz. Ancak bunu yapmayı şu anda vazgeçiyorum. Çünkü şu ana odaklanmıyorum, geleceğe odaklanıyorum diye bunu kapattım arkadaşlar. Bakalım gelecekte ne olacakmış? Yani biz ne bekliyormuşuz arkadaşlar? Oraya gelelim. Şimdi defter değerimiz 232 lira 55 kuruş. Ben tahmin olarak 342 lira 51 kuruş bekliyorum yıl sonunda. Bu sadece tahmin arkadaşlar. Bak tahmin adı üstünde tahmindir bu. Size söyleyeyim. Bu tahmin tutmayabilir, aşağı yukarı oynayabilir. Sonuçta tahmindir, ben şirketin muhasebesi değil. Yıllık öz kaynak bilmem de 133.9'dan 34.16'ya gerilecekmiş. Ya bu kadar gerilem olur mu? Evet arkadaşlar bakın. Yıllık büyüme son 4 çeyreğin büyümesinden meydana geliyor. Şimdi şu baz etkisi giderse, şu 91.50, onun yerine 15-20 lira rakam bir gelirse ne olacak? Büyümeler hesapladığınızda aşağı yukarı buna denk gelecek. Düşecek yani. Peki fiyat değer ne olacak? Bakalım fiyatımız şu anda 207.40. Ben tahmini değer 216 lira. Yani şu anda tahmini değerimizin altında. Ama bu tahmini değer ne zaman arkadaşlar? Aşağı yukarı bilanço geliş tarihinde, yani 153 gün sonraki değer bu. Şey diyebilirsiniz, ya yıl sonunda her şey oluşur ama bizim haberimiz olmaz arkadaşlar. Bizim haberimiz olacak. Tahmin olarak işte bilançoların geliş tarihi Nisan'ın 15'i falan yavaş yavaş geliyor. Dolayısıyla Nisan'ın 15'inden hesaplıyoruz. O yılda gün farkı koymuşuz. Her geçen gün bu azalacak. Buradaki iskonto rakamı da kapattım ki siz ki kafanıza göre yapasınız. Şimdi arkadaşlar bu 216 lira nedir? Gelecekteki paradır. Bak gelecekteki değerdir. Dolayısıyla siz gelecekteki değeri günümüze indirmeniz lazım. Hani nasıl ki bir 100 lira paranız var. Bir yıllık faize koysanız %54 olur ya. 154 lira olur bir yıl sonra değil mi? Ama bugünkü karşılığı ne olur? 100 lira olur. İşte siz şu 216 liranın 153 gün geriye çekeceksiniz. O iskontoyu kendiniz ayarlayın. Yani şirket şu anda her ne kadar gelecek değerin altındaysa da yeterli iskontoya sahip değil arkadaşlar değil mi? Yeterli iskonto olması için belli bir iskonto olması lazım. Artık o iskontoyu %20 mi yaparsın? %30 mu yaparsın? Bu sana kalmış. %20 yapsan işte 40 lira daha aşağı düşersin. Ne olur? Değil mi? 186 lira olur. Sana yetiyor yetmiyor. O senin karar, sen vereceksin. Ancak şu anda gelecekteki değerin bu. Gelecekteki değer iskonto yapmasan, gelecekteki değer alırsan bir işe yarar mı arkadaşlar? Yani sen burada 207 liradan aldın 16 lira, 10 lira bir kazanç değer mi? O zaman götür faize koy paranı. İşte o faiz oranında burada bir iskonto istemen lazım. Şu anda yeterli derece iskontoya sahip değil, biraz daha aşağı gelmesi lazım. Size para kazandırması lazım diye düşünüyorum. Geri kalan karar size, size ait. Tuşlara siz basıyorsunuz. Alacak olan da sizsiniz. Sevgili arkadaşlar. Ha, fiyat ona rağmen yukarı gidebilir mi? Gidebilir arkadaşlar. Yani ben hiçbir şeye gitmez değil mi? Parası olan birisi gelip bunu alır götürür. 500 lira yapar, 1000 lira yapar. Benim bunu bilmem mümkün değil. Yani değil, ben kâhin değilim sonuçta, yani ne olacağım? Ben zaten hiçbir şeye de gitmez demem, etmez derim. Sevgili arkadaşlar. Ve de fiyat gizlesinden olur gitmesen olur. Beni hiç ilgilendirmiyor fiyatın nereye gideceği. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum. Değer. Değer oluşturan da şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli.
Ve alternatif getiriyle olan korelasyona sonucu çıkarak ama ben değerliyorum. İşte nasıl ki gelecekteki değeri buysa bunu da bir belli bir iskontoyla belli bir faiz oranında aşağı indireceksin. Yapacağın şey bu. Artık bu şey sana ait. Ben olsam minimum en azından %20 istesene dedim ya 40 lira daha aşağı gelirse oradan alırsan para kazanırsın. Gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki içerik bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.